son zamanlarda büyüdükçe küçülmek, küçüldükçe büyümek istiyordu bazı insanlar. Sebebi mahluk olmaktı. Havalar, havalar, bulutlar, bulutlar, saatler, saatler, zamanlar, mekanlar, hızlıydı. Hızına hız kat ediyor, pişmanlıkların sebepleri, sonuçları artıyor. Teraziler eşitken bir sevdaya bürünüyor, eğer diyordu. Algıya girenlerin sayısı artıyor, algıya yüz tutanların sayısı azalıyordu. Bazıları büyümek, bazıları küçülmek istiyordu ama toplum adeta bozuluyordu. Artık hak, hukuk, davaların ve kanunların daha da artması, terazilerin eski eşit haline dönmesi gerekiyordu. Sebebi mahruf. Sebebi mahruf. Her perşembe Allah nasip ederse inşallah gelirsin. Bitmedi, yeni başlıyoruz. Anlatacaklarımız var. İkinci sezon, ikinci bölüm. Korkunun ecele faydası yok. Korku ile söylenecek o kadar çok şey var ki nereden başlayıp nerelere kadar geleceğimizi dahi bilemeyiz. Korkunun çıkmasına birçok sebep bulunabilir. Asılsız sebep de olabilir. Kendimizin çıkartıp korkuyu kendimizi doğrudan etkilediği gibi karşıyı da etkilemektedir. Bir anlık tepki veya bir şey için veya uğruna korkarak beklediğimiz mevzular da olabilir. Ama felakin hayat iyisiyle kötüsüyle devam etmekte. Bu korku dediğimiz mevzuların ecele faydası yok. Korku ile ecel tüneline çıkılmaz. Ecelin ne zaman geleceğini bir tek Allah bilir. Bir ebedi sonsuzluğa yol açacak olan ecelin korkuyla da alakası dahi olamaz. Korkuya gerek yok, aşka gerek var. Münakaşaya girmek yok, yardıma gerek var. Haksızlığa, zulme gerek yok. İnanca, adalete, teslimiyete gerek var. Hatasız kul olmaz, dertsizsek dermanım olmaz. Aşka mum yakmak gerek, sevgiye muhtaç olmak gerek. Hakka, hakikate teslimiyet göstermek gerek. Kralın tacını çıkarması krallığını değiştirmez. Unutma ki bunlar seni karartmaz. Faydası olmayan ağaç meyve vermez sanma. Unutma ki her şeylere kanma. Sebebi mahruk. Her perşembe. Yemiz. Son zamanlarda insanlar büyüdükçe küçülmek, küçüldükçe büyümek istiyor. Sebebi mahluk olmaktır. Anlatacaklarımız var.